Evet, bu videomda da sizlere çok incecik kumaşımın parçası kaldı. Yakamı da direkt çevirmek istemiyorum. Pervaz da yapamıyorum ama küçücük bir kumaşım var. Neden olmasın diyerek hadi gelin bunu da sizinle beraber yapalım. Şimdi bana ne kadar yeterli? Şöyle bir bakıyorum. Biraz buna esneme payını düşünerekten de şöyle ölçtükten sonra bakın çok fazla pay bırakmayın. Çünkü bu biraz esniyor. Şöyle tutuyorum. Bakın, şöyle tutuyorum. Bu kadarı. İsterseniz dikerken de yapabilirsiniz. Mesela dikmeye başlarsınız kalınını. Evet, şöyle bir pay bırakayım. Bakın, mesela şöyle dikmeye başlayabilirsiniz. Şuradan payınızı bırakırsınız. İğnelersiniz. Diyelim ki yetip yetmeyeceğine tam kafanız yatmıyorsa bile şu şekilde bunu iğneleyerek de buraya yerleştirip son halini bakın son halini de şu şekilde şuraya denk getiriyorum. Bakın bu şekilde de dikmeden de nasıl ölçebilirim? Pratik bir şekilde bu şekilde de yapıp son halini getirip şurada iğneliyorum. Hemen fazlalığımı kesiyorum. Makinede burayı ilk önce burayı dikebilirsiniz. Şöyle. Ondan sonra da yakanızın tam bakın şu dikiş yerine gelmesi gerekiyor. Burayı mutlaka ayarlayın. Şu kısmı mutlaka denk getirin. Kestiğiniz kumaşta veya elinizdeki parçada eğrilik varsa ilk önce buralarını şu şekilde düzeltin. Hani bu illa bir ölçümle, santimle yapmadan hızlıca pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir yaka pervazı. Benim kanalım pratik dikiş kanalı. Ölçümlerle de videolarım, kalıplarla da videolarım var. Ama pratik bir şekilde çıktığım için, videolarımı pratik bir şekilde evdeki bayanlara öğretmek adına çıktığım için böyle pratikte tariflerim bulunmakta. Siz de böyle hemen ölçerek yapılacak videom var, ona bakabilirsiniz. Ama yok ben elimdeki parçayla aynı bu şekilde hızlıca bir pervaz yapmak istiyorum veya çevirmek istiyorum. Bu şekilde çevirmek istiyorum dediğinizde bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Şimdi çevirdiğinizde sıkıntı çıkar diye düşünürseniz ilk önce burasını sülfüle yapın. Çevirdiğinizde daha rahat hareket etmek istiyorsanız veya ilk önce burayı yapıp şurayı diktikten sonra da sülfülesini yapabilirsiniz. Hadi gelin makinede dikelim. Evet, şimdi makinamıza oturuyoruz. İlk önce ne yapıyoruz? Buradaki yan yerimizin dikişini yapıyorum. Şöyle biraz bolluğumuzu biraz daha içeriden alıyorum. Çünkü bunlar esneme yapar bu kumaşlar. O yüzden biraz böyle yakadan küçük yapın. Bunu ben birçok videomda tarif etmiştim. Yani daha küçük yaparsanız daha iyi olur. O esneme payında bu sefer böyle bolluk bir genişleme bir yayılma olmaz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen şöyle sürfülesini de yapıyorum. Evet, bunu yaptıktan sonra yerleştiriyorum. Şimdi burayı yerleştiriyorum ve iğneliyorum tekrar. Bakın hafif bakın gördüğünüz gibi bir büyüklük kaldı. Bunu mutlaka yapın. Yani yakanız biraz daha şu küçük olsun, şu bedeniniz büyük kalsın. Böyle asılarak bu esnemeyi yani kalan yeri de bu şekilde asılarak da dikebilirsiniz. Şimdi hemen yerleştiriyorum. Şöyle makinemi ayarlıyorum. Sülfülü ayağına, dikiş ayağına getirip tekrar aynı şekilde her seferinde söylediğim gibi makinemi bir kere iğnemi söküp çıkardıktan sonra dikim işlemine başlıyorum. Şimdi hadi gelin. Bunu da şu şekilde yakamıza elimizle de şu şekilde tutuyorum. O kalan büyük yerleri biraz böyle hafif şöyle elimle bazen geliyor soru. Çok büyük oldu, geniş oldu diye. Bu kestiğiniz biraz daha küçük olsun. Şöyle bakın boşluklar var. Hafif bunu şunu şöyle asılıyorum. Bunlar esner. Kumaşlar esneme yapar. Bu şekilde etrafında bu şekilde devam ediyorum. Şimdi kenar dikişini bitirdim. Evet, videomu çalışıp çalıştırmadığıma da bakıyorum arada bir. Şöyle
Şimdi de sülfürlesini yapıyorum. Makinamı bakın iğne içerisinde geçiremezsiniz. Dediğim gibi kırılır. Hemen makineyi bir iğnemi yerleştiriyorum. Ayağımı tekrar kumaşın dışında. Bir ayağımı da içeride tutuyorum. Ben hiç dikiş bilmeyenlere yönelik tarif yapıyorum. Yani belki bazen izleyenlere çok basit gelebilir bunlar. Ya ne kadar detaylı bunları anlatıyor diyebilirler. Hiç dikiş bilmeyen arkadaşlara evlerinde pratik bir şekilde kendilerine sıkılmadan nasıl bir şeyler yapabilirler? Ben onun için bu yola çıktım. Bu size basit gelebilir eğer çok iyi bilen bir kişi yoksa. Burada tek yapmak istediğim benim bunları anlatırken gerçekten sıfırdan hiç dikiş bilmeyen bu şekilde tek tek anlatmaya çalışıyorum. Yapıyoruz ve etrafında ayağımızı dışarıda tutuyoruz. İçeride bu bir overlock tarzı. Yani aynı overlock'taki gibi sürtüle yapıldı. Overlock makinalarında sadece kesme işlemi yapıldığı için makine kendisi kesme işlemini yapıyor. Bir farkı o şekilde. Evet, şimdi bunu da geçiriyorum. Evet, şimdi dikmiş olduğum yeri açıyorum şu şekilde. Bakın açıyorum. Hemen dış kısmını, şurayı sülfüle yapıyorum. Şu şekilde hemen sülfülemizi hemen yapalım. Evet, sürpriz işini bitirdim. Şimdi hemen bakın çevireceğim. İster iğneleyin, bakın ister iğneleyin şöyle, şu şekilde. İsterseniz elinizle çevirdikten sonra dikiş yapabilirsiniz. Ben şimdi hızlı bir şekilde videomu kapat aç yapmadan şöyle ayarlayacağım. Size dikişini göstereceğim. Şimdi İğnemi yukarıya doğru alıyorum. Dikişimin tam böyle yakanın hepsi bir olması için. Bakın eğri olmasın. Eğri olmasın. Nasıl eğri olmayacak? Ayağı nasıl takip edebilirim? Ayağı takip edebilmek için. Ayağımı koyduğum yeri bakın tam burayı ayarlıyorum. Şimdi bakın elimle de burası biraz kalınlaştığı için arkadan da elimle birazcık hafif çok asılmıyorum. Şöyle elimle tutarak arkayı da yerleştiriyorum. Tabii siz bunu iğneleyerek de yapabilirsiniz. Ben şimdi sürekli yaptığım için bir alışkanlık var. İğnelemek istemedim. Ama siz iğneleyerek de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Bu da mesela pervaz yapacaksınız ama kumaşınız yok. Çevirirken de yakanız yine kısa gelecek. Bu işlemi küçücük bir parçayla. Bu bir basit pratik pervaz şekli. Yani belki dikişte çok fazla tercih edilmeyebilir. Ama ben bunu kumaşım yetmediği zaman emin olun çok rahat ve çabuk yapabiliyorum ve kullanıyorum. Siz de eğer kumaşınız yetmedi bunu yapabilirsiniz. Şu şekilde. Zaten artık hazır kıyafetlerde de bakarsanız çok pratik şeyler yapılıyor. Eskiden çok böyle yakalar, her şeyler ölçülerle yapılıyordu. Ama artık her şey çok pratiğe geçtiği için bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, işlemimiz bitti. Şimdi ekrandan da göstereceğim. Bakın bunu dikiş değil de çok böyle kısa bir parça olduğu için makinenizde bir ilik ayarı vardır. Burada çok sıkı işleyen, pikolarda bile yapılan veya ilik açmada kullanılan. Burayı yakanın çok kısa olduğu için ilikte de yapabilirsiniz. Yani ilik ayarında da şöyle hemen göstereceğim. Şu ilik ayarında da yapabilirsiniz. Bakın şurası gösterdiğim ayar, ilik ayarı dediğim. Bunu tek sülfülede de yapabilirsiniz. Sülfüleyi çok küçük, incecik ayarda da onu da şurada şöyle göstereyim. Sıfırla bir arası, bakın şuradaki sıfırla bir arasında yaparak da yapabilirsiniz. Ama ilik ayarında da dediğim gibi aynı şekilde yine ilik ayarında da ayarın şu düğmesini, burayı şöyle göstereyim. Burayı da küçülterek o şekilde de yapabilirsiniz. Evet, yakamız bitti. Evet, yakamız bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde de, yani kumaşınız azsa illa büyük bir pervazda değil de bu şekilde
Yakanızın çevirme işlemini de yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi, yani illa çok büyük bir dönerek. Pervaz tarifim tabii ki var, ona bakabilirsiniz kanalımda. Ama bu şekilde de pratik size göstermeye çalıştım. Nur'un dikiş evi olarak kanalımda pratik dikiş öğretiyorum. Kanalımdaki tüm videoları izleyerek siz de evinizde oturduğunuz yerden dikiş öğrenebilirsiniz. Kanalımda kalıp çıkarma, hazır kalıpları kullanma, makine tarifleri, her videoyu bulabilirsiniz. Beni Instagram ve Facebook'tan da takip edip takıldığınız yerlere mesajdan bana sorabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.